Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 26. mektup. 1. mefas. Hüccetül Kur'an aleşşeytan ve hizbihi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın şeytan ve avanesine karşı en büyük delillerinden bir tanesi şeytanın vesvesesine, vesvesesine karşı bir tarafane muhakeme tarzı altında beşerin kelamı tarzında, farz et tarzındaki desisesine yönelik birinci mebasın baş tarafında bu izah edilmiş oldu. Hadi beşer kelamı farz etmiyorsun ama ortada farz et dedi. Bu sefer ona yönelik bir cevap verildi. Son değerlendirmesinde de şeytanın yaptığı hücumda Allah'ın sanatı nasıl harikulade, beşerin sanatına benzemiyor, kelamı da benzememesi gerekir dedi. Bunlara yönelik kapsamlı bir cevap bir önceki derste verildi. Tabii şeytanla bu münazara devam ediyor. Bu münazaranın devamında şeytan yine döndü, dedi ki Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit mesaili din namına söyleyebilirler. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Yani bir sürü dini kitaplar var yazılan. Bu da öyle bir kitap olamaz mı? Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki evvela dindar bir adam din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturamaz. Hadsiz derecede haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Estağfirullah. Femen azlemu mimmen kezebe alallah düsturundan titrer. Tabii Allah'a yalan iftira edenden daha büyük yalancı kim vardır? Allah-u Teala tehdit ediyor. Benzer bir tehdit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri içinde vardır. Efendimiz diyor ki men kezebe aleyye müteammiden, kim ki benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse veya benim söylediğimi inkar ederse felyetebevve mak'adehu minen nar, cehennemdeki yerine hazırlansın. Çünkü biz ayet ve Kur'an-ı Kerim'e nas tabir ederiz. Nas tabir edilen bu sözler de bizim dinimizde bizim için hüccettir. Dolayısıyla bir mümin hiçbir zaman için Allah namına Allah böyle diyor diye kalkıp da kendi kafasından dayatma içine girmez. Böyle bir edepsizliği yapmaz. Saniyen bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki 100 derece muhaldir. İçin Kur'an-ı Kerim beşeri böyle bir münazaraya davet etti. Bir müsabakaya davet etti. Yapabiliyorsanız yapın dedi. Ama beşerin haddine mi düşmüş ki Allah'ın kelamını taklit etsin? Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten insanları ifade ederler. İşte doğrudur. Ama aynı cinsten, aynı nevden girmiş bir surete kendini öyle göstermiş, böyle göstermiş, böyle muvakkaten insanları kandırabilirler. Fakat daimi ifade edemezler. Sürekli olarak böyle kandırma işleminde muvaffak olamazlar. Çünkü ehli dikkat nazarında ala külli hal eninde sonunda atvar ve ahval içindeki tasannuatları, o yapmacık hareketleri, tekellüfatları, o sahtekarlığını gösterecek. Onun böyle zorlanarak yaptığı şeyler, rol kesmeler ortaya çıkar. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa,
hiç alakasız birini taklit etmeye kalkıyorsa, mesela adi bir adam İbn Sina gibi bir dahi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Nasıl şimdi sen kalkacaksın basit bir nefer İbn Sina gibi bir dahiyi taklit etmeye çalışacaksın? Veya bir çoban bir padişah onun taklidini yapmaya çalışacak. Nereye kadar yapabilir? Nereye kadar başarılı olabilir? Elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu konuda tabii Kur'an-ı Azimüşşan ortaya koyduğunda اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz فَأْتُوا سُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ وَاَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka bütün tanıdıklarınıza çağırın dedi. Size yardım etsinler. Tek bir surenin mislini getirin. Efendimizin Darbeka'ya irtihal buyurdukları son sene Hazreti Ebubekir'in yapmış olduğu vefatından sonra, vefatına ve evinden sonraki ilk icraat Müseylime-i Kezzab fitnesini ortadan kaldırmaktır. Peygamberlik iddiasında bulunduğunda o da bazı ayet-i kerimelere güya nazire getirdi. Ama düşünelim ki maskara oldu. Yani mesela biz el-kari'a, mel-kari'a, kıyamet. Nedir kıyamet? وَمَا اَدْرَاكَ مَلْكَارِيَا Kim bildirdi sana kıyametin ne olduğunu? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسِ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَالْاِحْنِ الْمَنْفُوشِ Yani insanları biçilmiş başaklar gibi, dağları atılmış pamuklar gibi görürsün. Ya kıyameti tasvir ediyor ayet-i kerime. Adam tutmuş, bu el-kariya, mel-kariya'ya bir nazire yapıyor. El-filu, mel-filu, ve ma adrake mel-filu diyor. Fil diyor, fil, nedir fil? Bilir misin nedir fil? İşte kocaman vücudu vardır, kocaman kulakları vardır, küçücük kısa kuyruğu vardır. Böyle bir güya nazire yapmış, bir benzer. Millet kahkahalarla gülüyorlar. Yani sen nazire yapmak istediğin zaman kiminle mücadele ediyorsun? Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı değil mi? Bakıldığında ne yapar? Haşa kendini maskara haline getirir. İşte haşa 100.000 defa haşa Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl ki bir yıldız böceği 1000 sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün. Yani bir yıldız böceğini bu işin astronomla uğraşan insanlar 1000 seneden beri kendini bir yıldız diye kandırabilir mi? Onu bir dakika bile kandıramaz da 1000 sene kandırabilir mi? Hem birisinin bir sene tamamen, bir sinek bir sene tamamen tavus suretini tasannutsuz temaşa ehline göstersin. Sinek, hani ben de uçuyorum, ben tavus kuşuyum. Sen kendini böyle kandırabilir misin bir sinek olarak? Hem sahtekar âmi bir nefer, namdar âli bir müşirin, bir maraşalın tavrını takınsın. Rütbesiz bir er, sırtına bir şey giymiş, maraşalın tavrını taklit edecek, kendini öyle yutturacak. Makamında otursun, çok zaman öyle kalsın. Hilesini ihsas etmesin, kimse de anlamasın ki bu maraşal değildir. Hem müfteri, yalancı, itikatsız bir Adem, müddet ömründe daima en sadık, en emin, en mutakat bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakkik nazarlara karşı telaşsız göstersin. Adam sahtekar, yalancı, bunu böyle koruyabilsin, hep böyle güvenilir bir insan olarak tanınsın, bilinsin. Hani biz ne deriz, yalancının mı? Yatsıya kadar yanar. İlla ki eninde sonunda ne olur belli olur. Dahilerin nazarında tasannuğu saklansın. Hiç mümkün olabilir mi böyle bir kimsenin bu sahtekar yapmacık hareketlerini gizlemesi? Bu ise 100 derece muhaldir. Ona hiçbir akıl mümkün diyemez. Ve öyle farz etmek bedihi bir muhali,
olmayacak bir işi, imkansız bir meseleyi vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek. Lazım gelir ki alem-i İslam'ın semasında bil müşahede pek parlak ve daima envar-ı hakaykı neşreden bir yıldız-ı hakikat, bir hakikat yıldızı, bir güneş, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa, bir yıldız böceği hükmünde, tasannucu ve yalancı bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun. Hiç mümkün müdür? 1400 küsur yıldır beşeriyeti aydınlatan böyle bir kitap. Ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın. Halbuki onun her hareketi mercek altındaydı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i güzin adım adım takip ediyorlardı. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki benim evim Medine'nin biraz dışındaydı. Her gün gidemiyordum Mescid-i Nebevi'ye. Bir arkadaşımla anlaştım, komşumla. Dedim bir gün sen git, bir gün ben gideyim. Niçin? Tek bir şey bile kaçırmayalım. Bir hakikat bile kaçırmayalım. Sen gittiğin zaman sen anlat bana. Ben gittiğinde de ben sana anlatayım. Sahabe-i kiram Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle adım adım gözünün içine baka baka takip ettiler. En yakında olanlar ve dikkatle onu izleyenler, bakanlar farkında bulunmaz. Ve onu daima âli ve menba-i hakaik bir yıldız bilsin. Öyle olmadığı halde haşa öyle biz. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan 100 derece şeytanatında ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Haşa onun üzerine bir toz bile konduramazsın. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Senin yaptığın bütün tuzaklar sırf ona mesafeli bırakmak suretiyle insanları kandırıyorsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece simasını görmekle imana gelen müminler vardı. Bu yüze yalan olmaz diye. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, onu ilk gördüğünüz zaman ürperirdiniz ama onu bir kez yakından görüp tanıdığınızda aşık olurdunuz. Öyle bir şahsiyet var insanların karşısında. Ama yaklaştırmadan, uzaktan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatini görmeden, etmeden kalbe verdikleri vesvese ancak öylelikle mümkün olabilir. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i azıcık tanıyan bir insan bile şeytanın bu tuzağına düşmez. Sen uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Çünkü hiçbir şeyden haberi yok, okumamış, merak etmiyor, kurcalamıyor, araştırmıyor. Bir ön yargıyla bir kabulün içine saplanıveriyor. Salisen, hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki, asarıyla, ortaya koyduğu eserleriyle, tesiratıyla, insanların üzerine icra ettiği o tesirleriyle, alemi insaniyetin bilmüşahede en ruhlu ve hayat feşan, onlara ruh veren, hayat veren, en hakikatli ve saadet resan, en cemiyetli, onlara mutluluk veren, en kapsamlı ve muciz beyan ve âli meziyetleriyle yaldızlı, bu Furkan'ın hak ile batılı tefrik eden Kur'an-ı Azimüşşan'ın gizli hakikati, haşa muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın, sahtekar adi fikrinin tasniatı uydurması olsun hiç mümkün müdür? Veya yakınında onu temaşa eden ve merak ile dikkat eden büyük zekalar, dahi insanlar, ulvi dehalar, onda hiçbir zaman hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eserini görmesin. Bir Arabi bir şiir yazmış. Gelmiş bir mecliste bu şiiri okuyor.
ilk kez yazdığı şiiri. Araplarda edebiyat ve şiir çok güçlüdür. Uzunca bir şiir. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki, ben bu şiiri biliyorum demiş. Adam tacip etmiş, nasıl yani? Daha yeni yazdın diyor, ya Ali diyor. Ben bu şiiri bitirmiş, şiiri gelmiş, onu bir mecliste okuyor. Hazreti Ali Efendimiz de biliyorum deyince şaşırıyor adam. İstersen okuyayım demiş Hazreti Ali Efendimiz. O uzun şiiri, o kadar edibane, beligane yazdığı şiiri tak 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 adama okuyor. Şimdi adam şaşırmış. Ya iyi de bunu ben yazdım şimdi, akşam yazdım. Bu nasıl şimdi bunu? Şimdi adamın kafası karışırken Hazreti Ali Efendimiz demiş ki, bu şiiri benim kölem de biliyor demiş. İstersen o da okusun demiş sana. Köleye demiş oku. Köle de tak 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 okumuş aynı şiiri. Adam iyice artık kafayı tırlatacakken, Hazreti Ali Efendimiz çok latifecidir. Demiş ki, tamam demiş, bu şiir senin. Ama ben demiş bir kere dinlediğimde ezberliyorum. Benim kölem de demiş iki kere dinledim ezberliyor. Bir sen okudun dinledi. Bir de ben okuyunca dinledi. O da ezberledi demiş. Şimdi böyle zeka sahibi insanlar. Ene medinetül ilmi ve aliyyün babuha. Efendimiz öyle söylüyor. Ben ilmin şehriyim. Ali ise onun kapısıdır. Kim bu şehre girmek istiyorsa ona müracaat etsin dediği. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz Amr İbnül Aslan bahsediyor. Diyor ki bu adam Müslüman olmasaydı diyor, Arap Yarımadası'nı böyle parmağına takar oynatırdı. Yani deha tabiri bunları anlatmakta az kalır. Sahabe-i kiram. Öyle şahsiyetler bunlar. Şimdi bu kadar dahilerin arasında yapmacık bir hareket olacak. Efendimiz Aleyhisselam haşa haşa, yüz bin defa haşa. Bir o eseri bunlarda ne yapmasınlar, fark etmesinler. Hiç mümkün müdür? Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber bütün ahvaliyle, bütün halleriyle, akvaliyle, tek tek her konuşmasıyla, harekatıyla, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkînleri yetiştiren en yüksek, en parlak ve en âli haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en imansız haşa, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle muzaaf bir muhali vakı görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı fikridir. Beşeri, Kur'an-ı Kerim'i beşer kelamı farz etmenin manası budur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali bizim için bir delildir. Her sözü bizim için bir hüccettir. Yani bakın takrir bile sünnettir. Efendimizin yanında bir şey yapıyordun da seslenmedi Peygamberimiz. Bu o hareketin doğruluğuna delildir. Şayet o senin yaptığın yanlış olsaydı ona müdahale edecekti Peygamberimiz. Hatta değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i güzinin bile, hatta tabiinin bile onların konuşmaları, hareketleri ve sizin yanınızdaki takrirleri, bir hareket yapıyorsunuz ama size müdahale etmiyorlar. Bunların her biri bir sünnet kabul edilmiştir. Farklı mertebede bir hadis olarak kabul edilir. Bir delil olarak kabul edilir. Şimdi bunların bu kadar, bırakın kendisini, yanındaki ashabının bile hali bu iken onları haşa hakikatsiz bir şahıs olarak görmek gibi bir hezeyan manasına gelir. Kur'an azimüşşanı, beşer kelamı farz etmek. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Öyle getir ortada bakalım, bir tarafa ne bakalım denmez. Zira farz muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan ferşe düşer gibi sukut eder. O yüksek kıymeti bir anda kaybolur. Ortada kalmaz. Mecmu'l hakaik iken bütün hakikatleri bünyesinde toplayan bir kaynak iken Kur'an-ı Azimüşşan وَلَا رَتْبٍ
Bela yâbisin illâ fî kitâb mübîn diyor ayet-i kerime. Bakın kuru yer her şeyin içinde bulunduğu bir kitaptır. Allah böyle tanımlamış Kur'an-ı Kerim'i. Mecma hakayı giyen menba-ı hurafat olur. Beşer kelamı farz eder veya ortada kabul edersek. O harika fermanı gösteren zat, haşa, sümme haşa, eğer Resulullah olmazsa, Allah'ın peygamberi olmamış olsaydı, âlâ-yı illiyyinden esfel-i safiline sukut etmek ve menba-ı kemalat derecesinden, bütün kemalatların asıl kaynağı mertebesinden maden-i desais makamına düşmek lazım gelir. O bütün desiselerin, hilebazlıkların kaynağı hükmüne gelecek gibi bu kadar bir düşüş anlamına gelir. Ortada kalamaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen etna bir dereceye düşer. Sen kim namına bunu söylüyorsun? Haşa Allah böyle dedi diyorsun. Bakın bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor ki iki derviş vardı. Bir derviş vardı diyor. O dervişin bir arkadaşı vardı. O derviş ne zaman arkadaşını ziyaret etse onu kötü bir hal üzere buluyordu. Ve ona hep nasihat ediyordu. Böyle yapma. Hareketini düzelt. Bak bu yaptığın yanlış. Bir gün diyor yine onu o hal üzere buldu ve ona dedi ki vallahi Allah seni affetmeyecek dedi. Bu diyor gayretullah'a dokandı bu söz. Allah onun ruhunu kabzetti diyor. Ötekinin ruhunu da kabzetti. İkisi de huzur ilahide dimdik ayakta duruyorlardı. Allah o dervişe dedi ki ey derviş benim rahmetim senin ipoteğin altında mı ki? Sen benim adıma kalktın o adama dedin ki Allah seni affetmeyecek. Allah o adama gadab etti diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ötekini de affettim dedi. Hadis tabircileri diyorlar ki hadis imamları bunu anlatırken bu hadis-i şerifi muhtemel ki o derviş, o rivayete geçen derviş ameliyle gururlanan, kibirlenen işte o adamı görüyor halde ama onu böyle işte hırpalayan ama bir taraftan da kendi ameline çok güvenen biriydi. Bu Allah'ın hoşnut olmadığı bir şey. O derviş de kötü bir hal, öteki o dervişin kötü vaziyette bulduğu kişi de sürekli bir nedamet içinde, bir halin içinde ama çıkmaya çalışıyor ondan. Niyetinde bir samimiyet var. Bir çıkış arıyor. Derken işte o dervişle aralarında böyle bir muhavere oldu. Allah'ın kimseye borcu yok kardeşler. Allah'ın rahmetinde bir sınırı yok. Kimse Allah'a sen bunu niye böyle yapıyorsun, niye böyle ediyorsun deme hakkına da sahip değil. Ama bize düşen nedir? Amelimizle gururlanmamaktır. Kibirlenmemektir. Amelimize güvenmemektir. Şimdi bakın o hadiste adama söylenen konuya dikkat edin. Ne diyordu? Benim rahmetim senin ipoteğin altında mı ki? Sen Allah seni affetmeyecek dedin. Şimdi Allah namına bir kimse konuşabilir mi? Allah namına bir de bu böyle bir farklı bir noktada bir incelik ve bu kadar tehlikeli bir laf sarf eden bir insan ya Cenab-ı Hakk'ın hiç demediği bir şeyi söylemeye kalkıyorsa hani şimdi nasıl köy kahvelerine millet ahkam kesiyor böyle de olur. Bunun izahı bana göre şöyle ya bir dakika kardeş yani şimdi sen bu konularda uzman mısın? Değilsin. O zaman niye bu kadar rahat atıp tutuyorsun kesiyorsun? Senin 3 kuruşluk bir aletin bozuldu mu ustasına gidiyorsun. Oturup kendin açıp yapmıyorsun. Aman bozulur bilmem kırılır diye o 3 kuruşluk malına kıymetle. Peki onların uzmanı var da. Bu dini meselelerin uzmanı yok mu? Ama bir bakıyorsun öyle de olur. Ahkam kesiyor. Bir müştehit gibi. Hatta bazen bir peygamber gibi haşa. En büyük iftira. Bakın ne diyor ayet-i kerime burada. فَمَنْ اَظْلَمُ Kim daha zalimdir? مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a karşı yalan söyleyen adamdan, Allah'a iftira eden adamdan. Şimdi sen kalkıp Allah'ın namına, onun için yalan yere yemin etmek de böyle bir şeydir. Allah'a kendine şahit tutuyor. Yalan yere yemin etmek büyük günahtır. Ne yaptı? Sen bir
yanlış bir iş yapıyorsun. Abi vallahi billahi böyle diyor. Halbuki öyle değil. Ama Allah bana şahit diyor. E şimdi bundan daha zalim kim olabilir diyor ayet-i kerime. Şurayı bir daha okuyalım bakın ne diyor. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. En adi boyuta düşer. Allah'a ahirette hesabını verir. Bir sineği daimi bir suretli tavus görmek. Ya sinek nerede? O güzelim tavus kuşu nerede? Yani ikisi de uçuyor diye, ikisi de havada diye sinek tavus olarak değerlendirilebilir mi? Ve tavusun büyük evsafını onda her vakit müşahede etmek, o sineğin üstüne görmek ne kadar muhal ise, olmayacak bir şeyse şu meselede öyle muhaldendir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Yani neye ihtimal versin? Kur'an-ı Azimüşşan'a beşer kelamı demek suretine bir şeyi mümkün görsün. Cenab-ı Hak bizi böyle sapkın nazarlardan muhafaza buyursun inşallah. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.